Şu anda akıtma böceği yöresel bir yemeğimizdir. Nedir malzemeleri? Hemen bütün malzemeleri sayalım. Un, yumurta, tuz, sosu içinde tereyağı, sarımsak ve süt. Bu kadar malzemesi bunlar. Evet. Burada bir şey daha görüyorum. Şerbet gibi. Evet, reyhan şerbetimiz. Yöresel reyhan şerbetimiz. Geçen yıl hem patent aldı hem de coğrafi işaret belgesi aldı. Arapça reyhanıyla da meşhur. Evet, tabii ki de. İsterseniz hızlıca başlayalım. Tamam, evet. Hadi nasıl başlıyoruz? Şimdi ilk önce... Hamurunu. Evet. Hamuru için yumurta, sarısı ve beyazı. Evet, hepsine beraber. Suyumuzu birazcık bırakacağız. Biraz sıvı yağ da kullanacağız. Tamam. Üzerine un. Ben çırpmaya devam edeyim. Evet. Sıvı yağ da gerekiyormuş. Onu unuttuk. Evet. Arkadan getiriyoruz. Cıvık bir hamur olacak. Krep kıvamında evet. Olacak. Hamurumuzun ayarı. Tuz atıyoruz. Evet. Göz kararıp. Kahvaltı mı yenir? Ne zaman yenir Malatya'da? Bu ara yemek olarak. Ara öğün diyelim daha doğrusu. Ara yemek yeterli. Sıvı yağ attık birazcık evet. Da. Hani ara sıcak diyelim daha doğrusu. Evet. Yani ana yemeklerimizin yanında Arap gire misafir gelindiği zaman muhakkak yapılır. Sacda pişiyor, tavada değil. Bazıları tavada yapıyor ama sacın tadını hayatta vermez. Evet. Ama izleyicilerimiz evde denemek isterlerse tavada da olur. Evet, elektron tavada yapabilirler. Evet, şu akıtmamızın şekilde. Hamuru hazır. Evet. Yani normal. Aynı krep hamuru gibi. Evet, krep hamuru kıvamında olacak. Sacımızı yağlıyoruz. Şeker yok. Batı'da yok. Şekerle yapıyorlar. Şekerli yapıyorlar. Pankek ismiyle. Yani burada sosu çok farklıdır. Sarımsaklı burada. Sarımsak, süt ve tereyağı. Üçü de hiç bir araya kullanılmaz diye düşünülür ama. Birazdan harika göreceğiz. Harika bir tadı var evet. Evet şimdi akıtmamızı artık akıtıyoruz. Evet. Oh çok da güzel bir görüntü var. Ben de fotoğrafı çekip Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'sa Dünyanın Tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esir Genç. Biz sosyal medyalarını takip etmeyi unutmayın diyoruz. Kaynamaya evet, başlayınca evet çevirmeye başlayacağız. Evet. Maya da kullanmadık. Maya kullanmıyoruz evet. Tahtana sosumuzu hazırlıyoruz. Tereyağımız erimiş. Evet. Sarımsak döveceğiz. Sarımsağı dövelim. Usta sütü alayım. Tereyağımıza süt atıyoruz. Sütümüzü ilave edelim. Sarımsağı da dövdünüz. Evet. Akıtmalarımız pişti. O da hazır. Al istersen. Çok şanslıyız bugün. Çok şanslıyız. Evet, aynen öyle. Bir taraftan müzik ziyafeti, bir taraftan akıtma ziyafeti. Evet. Sosuna geçtik. İlk defa görüyorum. Böyle bir akıtma, böyle bir sos. Hemen şöyle ortayı boşaltalım. Kameralarımız daha iyi görsün. Ben reyhan şerbetimi elime alayım. Müzikle beraber de çok iyi gitti reyhan şerbeti. Aynen öyle. Tam yerinde içtik. Beğendiniz reyhan şerbeti. Bayıldım. Çok güzel. Çok, çok güzel bir aroması geçti. Var reyhanın. Evet hazırladığımız evet, sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Aynen. Tereyağı, süt ve sarımsak. Evet. Çok ilginç. Sarımsak ve süt. Bir arada. Düşündüğünüz zaman yani evet. Hiç olmayacak evet. Bir karışım diye geliyor ama maalesef çok güzel bir tadı var. Kat kat bakın kat kat. Evet. Bir defa dökmeyiz üzerine. Evet. Kat kat döke döke. Arap gir akıtması, Arap gir bıcığı. Bıcığı? Evet. Ha, bakın yöresel ağzı da bıcık. Yöresel ismi bıcık. Akıtma dedik ama Arap girler buna bıcık diyormuş. Akıtma bıcığı diye geçiyor aslında. Evet doğru. Evet çok güzel oldu, çok güzel oldu. Tadını merak ediyorum. Gezdiriyoruz, evet. Tamam. Oh çok güzel oldu. Şimdi tadına bakma kısmı. Evet. Evet şimdi geldik programın en sevdiğim kısmına. Tadına bakma tadına kısmı. Bakma kısmı. Evet. Çok merak ediyorum. Hadi buyurun hep beraber yiyelim. Buyurun siz. Buyurun. Bakalım nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. Şimdi
şahane. Nur bekliyoruz. Şahane, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Yaparken acaba mı dedim. Yani süt ve sarımsak. Evet. Bir arada tereyağı da kavurdunuz. Çok güzel olmuş hanımlar. Afiyet olsun. Çok yakışmış sarımsak. Evet. İlk defa sarımsaklı, sütlü, tereyağlı bir akıtma. Bir diğer ismiyle krep yedin. Evet. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Elinize sağlık diyorum.